Maymunlar Cehennemi yeni krallık, maymunların hüküm sürdüğü, insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor. Sezar'ın saltanatından birkaç nesil sonra, hakim tür maymunlar olurken insanlar gölgelerde yaşamaya itilir. Yeni acımasız bir maymun lideri güçlü bir imparatorluk kurar. Bu sırada genç bir maymun, geçmiş hakkındaki bildiklerini sorgulayacağı macera dolu bir yolculuğa çıkar. Zorluklarla dolu bu yolculuk onun hem maymunlar hem de insanların geleceğini tanımlayacak seçimler yapmasına neden olur. Makka, cinli azap filmi, inancının gücünden emin olmayan 12 yaşındaki Leyla'nın cin çağırma ve kara büyü ritüellerinde kullanılan objelerle temas etmesi sonucunda gelişen olaylara konu ediniyor. En şanssız ajan olan Bernard, tanınırlığını yeniden kazanmak için Mars görevine gizlice girer. Ancak beklenmedik bir şekilde Mars'taki gizemli dünyaya girer ve yakalanacak Marslı canavarla arkadaş olur. Ajan, Onuru ve dostluğu arasında eşi benzeri görülmemiş bir sınavla karşı karşıya kalacaktır. Çingene Kızı Mozaiği Amerika'dan Gaziantep Zeyukma Müzesi'ne getirilmiştir. Bu durum müze müdürü Esra ve güvenlik görevlisi Zeki kadar birçok kişinin heyecanlanmasına neden olur. Heyecanlananlar arasında değerli eseri çalmayı planlayan Barbaros ve adamları da vardır. Ancak mozaik bir anda ortadan kaybolunca büyük bir kargaşa olur ve herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Peki mozeyi kim çalmıştır? Çingene Kızı Zeukma filmi müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla yaşananları konu ediyor. İki beklenmedik ölüm aynı apartmanda yaşayan iki ailenin sıradan yaşamlarını absürtlük kadar. Bu ölümlerin merkezindeki iki buzdolabının birbirine karıştırılmasıyla birlikte iki ailenin üyeleri kendilerini beklenmedik olayların içerisinde bulur. Beyaz Eşya filmi iki buzdolabı yüzünden kendilerini türlü dertlerin içerisinde bulan iki ailenin hikayesini konu ediyor. Büyük abi Gino bir bilim insanının gözüne girmeye çalışırken Lisa bir dans yarışmasını kazanmanın peşine düşer. Minik Aliş ise Alex ve Tima'nın futbol konusundaki anlaşmazlığının önüne geçmek ve onları barıştırmak için barış elçisi olmaya karar verir. Film Gino, Lisa ve arkadaşlarının yaşadıkları maceraları konu ediniyor. Moira Cole'ün hayatı, arkadaşları ve ailesinin dengesiz ve takıntılı kuzeni Lee Morris tarafından vahşice öldürülmesinin ardından paramparça olur. Hayatına devam etmeye çalışan Moira, yaşanan trajediden etkilenen iki oğlu ile birlikte sakin bir banlio kasabasına yerleşmeye karar verir. Moira, kendisine yeni bir dünya inşa etmeye çalışırken geçmişi bir film serisinin parçası olmak için tekrar açılır. Film çekimleri sırasında kasabada beklenmedik karanlık olaylar meydana gelmeye başlayınca Moira, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Gece Avı filmi, sakin bir yaşam sürmek isterken geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Sem için her şey harikadır. Tutkunu olduğu tek aşkı Dans, hayatının yegane amacıdır ve Dans kariyerinin en önemli rolünü almıştır. Kırmızı Papuçlar adlı bale temsilinde başrol oynamaktadır. Fakat her şey kaderin bir cilvesi sonucu sonsuza dek mahvolur. Temsil gecesi kardeşi Eni'nin trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirmesi Sem'in Uluslararası Bal Akademisi'ni bırakmasına neden olur. Film yaşadığı trajik bir olay sonucu tutkusu olan dansı bırakan Sem'in dans etmeye geri dönme çabasını konu ediniyor. Görücü filmi bir evlilik vesilesiyle bir araya gelen Türkiye'li bir aile ile Azerbaycanlı bir ailenin birbirlerine söyledikleri yalanlar sonucu gelişen olayları konu ediniyor. Yüzleşme filmi hastalığı boyunca annesiyle ilgilenen hasta bakıcı evrenin annesinin ölümüne sebep olduğunu öğrenen Hatice'nin kendisini içerisinde bulduğu ikilemi anlatıyor.